İlerleyen dakikalarında konuşuruz. Hemen hocama dönmek istiyorum. Evet. Hocam siz ne diyorsunuz bu gerginlikle ilgili? Şimdi Mehmet bir bu tablo çizdi. Evet, ben bu gerginliğe nasıl geldiğimizi özetleyerek başlayayım tamam. İsterseniz. Bu da biraz geriye gitmemizi gerektiriyor. Kısaca özetleyeceğim. Amerikan ordusu Irak'tan çekiliyor. Amerikan ordusu Irak'tan çekilirken eğer Kuzey Irak'ta PKK varlığını sürdürmeye devam ederse Türkiye'nin Kuzey Irak'a yönelik düşmanca bir hareketi olabilir. Veya bir askeri müdahalesi olabilir. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin istemediği bir şey. Amerikan ordusu Irak'tan çekildikten sonra Türkiye'nin Kuzey Irak'a herhangi bir müdahalesini engellemenin yolu, en iyi yolu PKK'nın Kuzey Irak'tan bir şekilde çıkması. Nereye gidebilir? İran'a artık gidemez, Ermenistan'a artık gidemez, Suriye'ye artık gidemez. İlginç bir fikir. Neden Türkiye'ye gelmesin? Ama Türkiye'ye gelebilmesinin koşullarının da hazırlanması gerekiyor. İşte bu çerçevede Kuzey Irak'taki Amerikan çekilmesinin, Irak'tan Amerikan çekilmesinin önünü açtığı bir süreç olarak Kürt açılımı 2009-2008 yılında yapılan Kuzey Irak açılımının arkasından 2009 yılının başında başladı. Esasen açılımın ilk adımı açılım bahsedilmeden TRT Şeş'in yayına 1 Ocak itibariyle girmesiydi. Sonra da yavaş yavaş iyi şeyler olacak denilerek açılım başlatıldı ve muhatap olarak DTP seçildi. Buna Öcalan da onay verdi ama bir süre sonra Öcalan dedi ki böyle olmaz, benimle görüşeceksiniz, DTP ile görüşemezsiniz. Açılım bir çıkmaza girdi, bunun üzerine hükümet Öcalan'la görüşmeyi reddetti. Öcalan gücünü sergilemek için Habur'a PKK'lıları çağırdı. Ondan sonra hükümet bu tuzağa düştü ve Öcalan da tabii kendi propagandasını, gücünü sergilemeyi ortaya koydu. Habur'dan sonra iyiden iyiye çıkmaza girdi süreç. Ama Öcalan ısrar etti, benle görüşeceksiniz diye. Referandum yaklaşırken Öcalan terörü tırmandırdı. Bu hükümetin yumuşak kaynıydı. Bu aşamada hükümet Öcalan'ı resmi muhatap olarak aldı ve o günden bugüne hükümetle Öcalan arasında bir müzakere sürecinin yürüdüğünü görüyoruz. Peki bu müzakere sürecinde bir ilerleme kaydedildi mi? Anlaşılan bir ilerleme kaydedildi. 3 Kasım 2010'da Öcalan'ın avukatlarından bir tanesi Fatih Altaylı ile bir görüşme yapmış ve bu görüşmeyi 3 Kasım 2010'da yayınladı, biliyorsunuz Fatih Altaylı. Dedi ki bir protokol şekillenmiş. Bu protokola göre asker işte operasyon yapmayacak. PKK'da çatışma şartları oluşturmayacak. 2. Yeni anayasada Kürtlerin vatandaşlık hakları yeniden kapsayıcı bir dille tanımlanacak. Dil ve kültürel hakları anayasal güvence altına alınacak. 3. PKK ve KCK ile dolaylı da olsa görüşülecek. Zaten Öcalan görüşülüyor. Bir hakikatler komisyonu kurulacak. 5. Öcalan'ın cezaevi koşulları iyileştirilecek. 6. Seçimin ardından silahsızlanma aşamasına geçildiğinde Öcalan İmralı'dan çıkartılacak. Bakın silahsızlanmaya geçilirken Öcalan İmralı'dan çıkılacak. Ev hapsine alınacak. 7. KCK operasyonlarında tutuklanan belediye başkanları serbest bırakılacak. Şimdi bu ilginç bir çerçeve oluşturuyor. Peki bunlar doğru mu diye sorguladık. Sorgulayabiliriz kendimize. Bir şey biliyoruz. Evet, jandarma genel komutanlığı Güneydoğu Anadolu'da bir süre için arama tarama operasyonlarını durdurdu. Sadece nokta operasyonlarına döndü. Bu uzun bir süre devam etti. İkinci konu anayasal haklarının düzenlenmesi Güneydoğu Anadolu'da. Bu konuda da bazı çalışmaların yapıldığını görüyoruz. En son gelinen aşamada anayasanın ilk 3 maddesinin değişebilirliğini AKP'nin önde gelen lider kadroları da açıklamaya başladılar. Yani Cumhuriyet hariç hepsi değişebilir dediler. Bu arada mesela 22 Aralık 2010'dan sonra bir Çırağan Sarayı'nda Talebani Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'la bir toplantı yaptı. Taraf Gazetesi 7 Ocak 2011'de verdi bu görüşmeyi. Barans geldi. Evet, geldi. Ümit Bey kafayı niye sallıyor diye sorabilirsiniz seyirciler. Selam verdim. Kusura bakmayın. Ayağın tozuyla geldi, evet. Sağ olsun. Pardon. 24 Aralık 2010'da vermiş bunu Taraf Gazetesi. Dedi ki Sırrı Saka, Aysel Tula ve Ahmet Türk'e şu anda Kuzey Irak'ta biz Kürtçe için öğretmenleri eğitiyoruz. Bir sene içinde Kürtçe eğitime başlanacak. Öğretmenler daha sonra da 5 sene içinde Kürtçe eğitime geçilecek. Yani ilk önce seçme ders, sonra eğitim. Herhalde
doğru söylemiştir. Hocam özür diliyorum. Bu bahsettiğiniz tablonun içinde şiddet nerede? Yani bu şiddetin artırımı nerede? Herhangi bir yere gelmedi. Anlaşma varsa neden bu şiddet artıyor? Daha sonraki görüşmelerinden bir tanesinde de en son, hatta en sondan bir önceki görüşmesinde de Öcalan avukatlarına şunu söyledi. Aman kontrolsüz bir eylem olmasın. Burada anayasal süreçleri görüşüyoruz. En son görüşmeden bir önceki görüşme. Sonra bir görüşme daha oldu mu hatırlamıyorum. Yani ama çok şu an bir görüşme bugün gitti. Bugün bir tane daha oldu. Tamam. O zaman demek ki bugünkü görüşme iki haftaki önceki görüşmeye kadar anayasal süreçlerin iyi gittiğine dair, görüşmelerin iyi gittiğine dair bir de bilgi geldi. İşte son bugünden önceki görüşmede bir sıkıntının dile geldiğini görüyoruz. Eylemler daha önce başladı efendim? Hocam. Yani bu gerginlik daha önce başladı. Ben Öcalan'ın neyi söylediğini söylüyorum. Yani belki dışarıda başlamış olabilir. Yok ben mi? Şey için yani ya birileri Öcalan'ı dinlemiyor. Aman söylediğine aman örgüt kontrolsüz bir eylem yapmasın. Haklısınız. Bu arada YSK kararları tansiyonu dışarıda yükseltti. YSK kararları ayrıca tartışılabilir. Ben hukuki boyutuna girmek istemiyorum. Doğruydu, yanlıştı şeklinde. Ama şunu biliyorum. YSK nasıl bir Asliye Hukuk Mahkemesi bir karar aldıktan sonra o kararı kendisi değiştiremez. YSK'nın da kararları kesin olduğuna göre kendisinin tekrar ya biz bir yanlış yaptık şeklinde toplumun terörize edilmesinin sonucunda korkmuş, geri adım atmış intibaa vererek karar değiştirmesini doğru bulmadım. Bir karar almalıydı ve o karar doğru karar olmalıydı. Mesela, İlk aldıkları karar doğru muydu hocam? Efendim? İlk aldıkları karar. Bakın onu tartışmıyorum. Dedim ama ya, hayır yani sadece ben merak ediyorum. Hayır, hukuki süreci incelemediğim için bir şey söylemeyeceğim dedim. Onunla ilgili. Doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Onu bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Mehmet Baransu ve Ümit Özdağ başvursalardı bağımsız aday olarak aynı belgelerle başvursalardı ve reddedilseydi Mehmet Baransu ve Ümit Özdağ aday değildi bugün. Neden? Kimse iki adayı var zaten. Efendim? Büyük Birliğin iki adayı var. Konya Hayır, Eskişehir. Onun için demiyorum bak. Şunu söyle. Evet, doğru diyorsun. Şunu söyle. Ne Mehmet Baransu için kimse sokağa çıkar, şöyle şey yapar, terör yapar, ne de Ümit Özdağ için. Onun için aday olamazdık. Yani gerçek realite ne? Yüksek Seçim Kurulu geri adım attı ve yani örgütten korktu. Adı bu. Tamam hocam. Örgütten korktu. Karar ama o kararın yani sebep olan o karar. Tamam da yani örgütten korkarak geri adım attı. Yani sizin bu bahsettiğiniz tabloda sanki danışıklı işler oluyormuş izlenimi veriyor. Hayır. Zaten öyle bir şey söyleyeyim. Benim anlattıklarım bunlar. Danışıklı işten falan bahsetmiyorum. Bir tarafta bir görüşme süreci var ve bu görüşme süreci belirli bir noktaya kadar olumlu, çok olumlu gitmiş. Sonra YSK bir karar almış. YSK'nın kararından sonra süreçte bazı bozulmalar var. Tabii bu arada da bazı nokta operasyonları yapılmış. Bu nokta operasyonlarında çatışmaya giren PKK'lılar da öldürülmüş. Evet. Bugün geldiğimiz nokta bu. Açılımın başlangıcından bugüne kadar süreci ben de böyle görüyorum. Peki. Hemen Baransu'ya soralım. Tekrar